Nezen Tevfik'i dövüp Mevlevi haneden atmadılar. Nezen Tevfik çocukluğunda çocukluğunda bir olaya şahit oluyor. Eşkıyalar yakalanmış, cezalandırılmış. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kafaları da kazıklara geçirilmiş. Şimdi bunu görüyor. Bunu görünce bir sarra krizi geçiriyor. Epilepsi krizi geçiriyor. Doktora götürüyorlar. O dönemki tabi yani tevabet belli zaten. Diyorlar ki bu çocuğa çok karışmayın. Yani ne istiyorsa onu yapsın. Neyzen'in de bir merakı var. Sürekli böyle şeyleri, boruları, çubukları delip onları üflüyor. Kaval gibi onları böyle flüt yapıyor. Çok meraklı. Babası da yani okusun bu çocuk, çalgıcı olmasın diye çok uğraşmış. Bakıyor ki böyle bir hastalığı da var. Onlar biliyorsunuz aslen Samsunludur. Kolaylı. Ama Bodrum'da yaşıyorlar bir ara. Ondan sonra ve İzmir'e yani yakınlar İzmir'de yaşadıkları bir dönem de var galiba. Orada İzmir Mevlevi Hanes Şehi Nurettin Efendi'ye teslim ediliyor. Nurettin Efendi'ye teslim ediliyor. Neyzen Tevfik. İzmir Mevlevanesinin Şehi Nurettin Efendi sahip çıkıyor Neyzen'e ve onu ve onu e, kardeşi Celalettin de diye teslim ediyor ne öğrenmesi için. O da ney üflemesini Neyzen Tevfik, Celalettin dededen öğreniyor. Ahmolk teşekkür ediyorum desteğin için abone olmuş kanalımıza sağ olasın var olasın. Şimdi Neyzen burada ney üflemeyi öğreniyor fakat babasının bir şeyi var. Yani baba istiyor ki çocuk bir şeyler olsun okusun işte mektep medrese görsün. Diyor ki dedeye dede diyor müsaade buyurun da bu çocuk İstanbul'a gitsin medrese tahsili görsün. Nurettin Dede diyor ki yok bu çocuğa yaramaz medrese tahsili. Bu havai bir çocuk. Neyzen tevfik Loru dinliyorsunuz aynen. Bu havai bir çocuk. Bu medrese falan okursa ayarları kaçar. O çok sıkılır oralarda. Ya işte öyledir böyle bu çocuk da işte bir şey olsun falan filan. İyi peki siz bilirsiniz diyor. Nurettin Dede de üstelemiyor. Neyzen Tevfik'i İstanbul'a sahne zaman medreselerine gönderiyorlar. Fatih medreselerinde 8-9 seneye varan bir eğitim alıyor. Bitmiyor bir türlü tahsili. Normalde bitmesi gereken sürenin üstüne çıkıyor. Bitiremiyor bir türlü. Ve artık ve artık medresedeki odasını kendi kaldığı bir eve çeviriyor. Duvarda neyleri asılı. İşte sağa sola yazılar yazmış. Duvarlara yazılar kazı kazımış. Ve bir noktadan sonra Neyzen Tevfik'te şöyle bir şey oluyor. Ee, bunalım geçirmeye başlıyor buhran geçirmeye başlıyor ve diyor ki o medresenin kara duvarları beni o kadar sıktı ki ben ferahlığı Balat'ta meyhanelerde buldum diyor ve Fatih'ten çıkıp Balat'a meyhanelere gitmeye başlıyor. Neyzenin asıl hastalığı dipsomanidir ee, dipsomani içki hastalığı yani üst üste üst üste küpler dolusu içer ama öyle gün gelir ki de öyle gün gelir ki bir lokma koymaz ağzına. Yani o kriz anı yoksa, bir yoksunluk krizi geçirmiyorsa içkiyle hiç arası yoktur. Ama o dipsomani krizi geldiği anda bayılana kadar küpler dolusu içer. Hatta öyle çok çukurlara yuvarlandı. Böyle refüjlerde mefüjlerde buldukları çok olmuştur neyzeni. Ve felaket tabii. Yani onun hayatını bir felakete çeviriyor. Yani bu içme alışkanlığı hayatını mahvediyor bir anda küpler dolusu şarap içme. Hatta diyor ki ben diyor bu ömrüm boyunca diyor Marmara Denizi kadar rakı içtim. 3-4 tona yakında dumanlısından, kurusundan tüttürdüm diyor. Bu benim yediklerimi, içtiklerimi diyor bir fil sürüsü yiyip içseydi onlar helak olurlardı diyor. Yine, o tabi bir neyzenin esprili bir şeyle mübalağası ama hakikaten çok içtiği biliniyor. Mehmet Akif'le arkadaşlar, arkadaş oluyorlar. Neyzen çünkü çok yetenekli bir adam. Yani şiir konusunda çok yetenekli bir adam. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bir dönem şeye de kapılanıyor. Sütlüce'deki e, Münir Baba Bektaşi Tekkesi'ne de kapılanıyor. Bektaşi oluyor. Hatta diyor ki Neyde Mevlevi göründüm. Meyde oldum Bektaşi diyor. Yani Meyde Bektaşi oldum diyor. Ve bir melamet meşrebi var Neyzen'de. Çok şey bir adam hani nasıl diyeyim melankolik ve harabat bir adam. Mesela bir zengin kendisine gümüş bir ney hediye etmiş. Neyzen'e. Gümüşten bir ney yaptırmış. Neyzen baba onu satmış. Vapur parası yapmış. Kalender adam. Kibar, çok da kibar bir tarafıyla da. Yani o krizlerin olmadığı dakikalarda fevkalade kibar bir adam. Hatta bir gün e, bir ayakkabıcı çocuk görüyor. Onu ayakkabılarına boyatıp para vermek istiyor. Utanıyor. Yani ayağımı koyacağım. Çocuk onu orada boyayacak. Zaten benim ayakkabılarım yırtık pırtık. Yani utan, utanıyor ayakkabılarından. Ve yüzünü uzatıyor çocuğa. Çocuk yüzünü boyuyor Neyze'nin. Ayakkabı boyacısı çocuk. O suratla kapkara suratla sokaklarda yürüyor. Ahmet Rasim görüyor. O diyor Neyzen baba nereye gidiyorsun? Diyor. İşte falan yere. Ya ne bu halin diyor. Diyor ki içimizin karası yüzümüze vurdu diyor işte nedir bu diyor falan Allah çıkmazından korusun diyor. Bu yine boyama yıkamayla çıkar Allah çıkmaz karalardan korusun. Böyle bir rint bir adam. Yakınlarından bir tanesi onu görüyor Kadıköy'de. Dileniyor Neyzen. Neyzen yol kenarında ne üflüyor dileniyor. Biri getiriyor 3-5 kuruş eline sıkıştırıyor Neyzen babanın. Teşekkür ediyor falan. Şaşırıyor adam. Çünkü Neyzen Tevfik kimseden bekleme yardım iki el bir baş için diyen adam. Yani hiç kimseye müdahalesi olmayan. Onun için diyor ya uyuşmadı gönlüm merdilezenle ne bir iş bilenle ne boş gezenle hicran köşesinde bozuk düzenle neyzene her telden çaldırdım felek. Neyzen böyle bir adam. Hani asla dilenmez. Şimdi ama öyle bir hale görüyor. Ne yapacak acaba diye takip etmeye başlıyor. Baba şey yapıyor. Düğümü atıyor paraya. Neyin ucuna takıyor şeyi böyle ne derler heybe gibi. Çünkü Neyzen Tevfik yolda ne üflediği zaman herkes para yağdırıyor. Yani koskoca Neyzen bu. O bir sokaklarda falan çalarmış çok fazla. Etrafında hemen çok büyük kalabalık toplanırmış yani. Neyzen Tevfik geldi diye. Rap rap, rap yürüyor. Hiç bakmadan bir dilencinin önünü bırakıyor keseyi. Devam ediyor. Meğer o dilenciyi görmüş. Haline acımış. Para kazanamadığını görmüş. Parayı toplayıp ona vermek için yapmış. Ya böyle bir adam Neyzen Tevfik. Daha böyle çok bunun gibi hikayesi vardır. Yani böyle çok kalenderlik hikayesi vardır Neyze'nin. Bir dönem Mısır'a gider. Bir dönem Mısır'da yaşar. İttihat Terakki zamanını da eleştirir. Hatta işte o meşhur söylediği name yine aynı name, sazlarda tel değişti, yumruk yine aynı yumruk, sadece el değişti dediği bir şey. Şiir de, özellikleri bakımından şair eşreften çok etkilenmiştir Şair Eşref'ten yani çok ilhamlar almıştır. Hatta şöyle diyebiliriz Şair Eşref Neyzen'in hocasıdır. Hatta Neyzen hakkında onun bir şiiri var. Neyzen Şair Eşref kolay bir yerden bulursak. Dur bakayım. Eyvallah. Bakın Şurada evet. Azam mukaddes şeyinde şurada olabilir. Ha, Kimseler hafıza alnı yere gelmiş diyemez. Doğduğundan beri kıç dönmedi şeytana bile. Doğduğundan beri kıç dönmedi şeytana bile. Çok cevami de mesacitte dolaştı ama koymadı alnını hiç secdeyi rahmana bile. Hacı yatmaz gibidir sanki köpe oğlu köpek. Ayak üstünde kalır, düşse de mizana bile. <laughs> neyzen Tevfik hakkında şair eşremin sözü. Zaten dikkat edin neyle başlıyor? Ne Neyle başlıyor? Kimseler hafıza alnı yere de gelmiş diyemez. Doğduğundan beri kıç dönmedi şeytana bile. Hafız diyor neyzen için. Neyzen'e hafız deniyor. Ve neyzen sarıkla geziyor ilk zamanlar. Başında sarıkla geziyor. Ama o düştüğü hal onu bambaşka bir şey getiriyor. Hatta İbnül Emine demiş ki sen nasıl adamsın? Sana düşenin bir zerresi bana düştü ben bu hale geldim. Sana volkanlar akıyor kaynıyor sana hiçbir şey olmuyor. Nasıl adamsın demiş. Neyzen yani bugün bilindiği gibi öyle küfür edeyim ona laf sokayım buna laf sokayım. Her seri derbeder dolaşayım. Bundan ibaret değil Neyzen Tevfik. Ve bir Neyzen Tevfik videosu yapmak lazım demek ki. Böyle biliniyor toplumumuzda abuk subuk şiirler hep ona atfediliyor. Yani oysa Neyzen Tevfik kalade, üstün bir yetenek. Nitekim mesela Mehmet Akif'in Derviş Ahmet şiiri de onu anlatır. Bir ömürdür içiyorsun bırak artık şunu der. Derviş Ahmet bu hidayetle hemen tevbe eder. Ama bir tevbeki binlikleri çarpar duvara. Tas çanak testi perişan serilir tahtalara. Rakı tufanı su girdabı alırken odayı, anaforlarla dönerken mezeler fırdolayı, bir kerametle dedem postu oturup sedire, Oradan mesti zafer bakmaya başlar seyire, Başlar ama pek uzun boylu seyirden sıkılır, Derviş Ahmet de bizim öyleye varmaz bıkılır, Kalkar olmaz, yatar olmaz, döner olmaz dediği, Neyle doldursa o bir türlü kapanmaz gediği, Zikreder vahdete girsem diye zorlar giremez, Hu çeker, sine döver, hiçbiri eğlendiremez, Saatin ömrü soluktan da kısayken hani dün, o ne yıllar devirir saniye geçtikçe bugün. Devrilen devrile dursun dedem illallah der. Camı sarsar damı sarsar tepinirken terter. Ter. Bu kadar vervele oynatsa yerinden ya biraz. Ne hazin şey ki zaman hiç yürümez hiç tınmaz. Derviş Ahmet bu sefer ben yürürüm der mi sana. Aman Ahmet'im bana baksana. Bozacak mısın yine tevbeni? Kıracak mısın yeniden beni? Sakın Ahmedi'm gideyim deme. Diye böyle derviş Ahmet'in Neyzen yani Neyzen Tevfi anlatıyor aslında. içkiye tövbe hikayesini anlatır. Mehmet Akif. Ve Mehmet Akif'e söz verdirirmiş ona. Aman içmeyeceksin bak. Yemin et falan filan. E, yemin eder Neyzen. Ondan sonra bir gün meşhur hikayedir bu. E, elinde şey var. Elinde bir şişe. Ondan sonra hadi dök der bunu. Aman dökemem ben bunu ortak kaldım der Neyzen Tevfik. Ondan sonra der ki e, o zaman yarısını dök. Olmaz benim yarım altta der. Yani böyle bir şey esprisi de var. Hatta şeye yemin ettirmiş. Bir daha meyhaneye ayak basmayacağım diye yemin etmiş Neyse Onun üzerine şey katırla gitmiş meyhaneye. Orada içiyormuş katırın üzerinde içiyormuş. Falan böyle bir hikayeler anlatılır. Bir gün Yeşilay toplantısına çağırıyorlar neyzen tevfiyi. Diyor ki doktor işte böyle gözlük kalın gözlüklü. Besim Ömer de olabilir bu arada. Hani... Titanik'ten bilet alıp gitmeyen var ya meşhur. Doktor Besim. Dur bakayım. Onun resmini de göstereyim size. Besim Ömer Akalın. Yer miyim ben bakışıyla meşhur olan abimizdir. Buyurun. Besim Ömer Akalın. Muhtemelen onun falan bir konferansı olabilir. Şey diyor. Diyor ki... içtiğiniz her ilişki hayatınızdan şu kadar dakika götürür. Neyzen Tevfik duraksıyor biraz. <laughs> ayağa kalkıyor... Diyor ki efendim bu hesaba göre bendeniz 5 sene evvel ölmüşüm diyor. <laughs> Böyle bir şey yani. Esprili bir şahsiyet. Hatta biraz galiz bir şey de söyleyeyim. Bir mecliste bir kadın görmüş ne? Efendi demiş ben sizi çok severdim ama bir şey duydum çok kırıldım. Hayır olsun efendim demiş. Ne duydunuz falan. Söyleyemem efendim. Tacip ediyorum falan. Ya söyleyin de utanmayın falan. Efendim benim hakkımda orospu diyor musunuz demiş. Neyzen baba bakmış. Hanımefendiciğim demiş ben herkesin bildiği şeyleri söylemem. <laughs> yani böyle ince şey zekası olan. Onun için de çok fıkra atfedilmiştir. Hatta hatta Hilmi Yücebaş'ın Neyzen Tevfik ile ilgili bir antolojisi de var. Birazdan getirebilirim aslında da. Şimdi kalkmayayım yine boydan görüntü vermeyeyim size. Yürü bile behey ehli deve değil hayır onu. Yürü behey ehli deve. O çok böyle Yok yok o, o o şeyin bozulmuş hali. O yürü bire ehli deve yani o şeyin bozulmuş hali. Ee... Dur bakayım onu orijinalinde bulayım size. O evet Neyze'nin bazı şiirlerinden ee bozma bir şiir o. Bozma bir şiir. Yürü bile ehli deve diye çıkıyor. Yürü bile ehli deve ne demek yani? O da ilginç. Dur bakayım Neyzen Tevfik'in şiirleri diye baksam. Çıkabilir. Neyzen Tevfik Mecnun şiiri o çünkü. Mecnun. Ben deli miyim? Dur bakayım. Neyse dur, Bulunca onu sonra söyleyeyim size. da değil de. Öyle bir benzer bir şeyi var. Onu bozulmuş hali o yürü bir ehli deme. Hangisini? Hangisini soruyorsunuz? Hangi yazarınız? Derviş Ahmet. Mehmet Akif'in Derviş Ahmet şiirini okudum az önce. Dur bakayım. Neyse. Şimdi bulamayacağım. Sonra bakarım. Hat dur bekleyin o zaman. iki dakikada madem. Madem neyzandan konu açıldı eksik kalmasın bir şey. Neyzen'le ilgili bir size bir kitap göstereyim. Neyzen Tevfik. Bu Hilmi Yüce başın bir şeyidir. Bunun içerisinde Neyzen'in bütün fıkraları, hayatını anlatan yazılar, arkadaşlarının ona yazdık, yazdığı yazılar. Mesela buradan bakalım. O şeye. Hmm. Heh buldum şiiri. Sahneyi ömrümden nefsi emmareye hitabım. Bu şiirin bozmasıdır o. Yürü bir ehli deve. Alemin bağı zarını, tümbülü verdi harını, andeli bir nizarını. Bana yoktur lüzumu gülşeninin, şebi tarik-ı ruzuru ne gulamanın ne dezeninin, hepsinin ta mezarını. Ağlamam ben erkeğim erkek. Hayali güçtür, hayli güçtür bana cefa etmek. Minnet etmem bu ömrede befelek. Atını al tımarını. Dur bari onun bu şey parçalı bölümü. Ee, Güççedir bu fakiri aldatmak. Yüzdürüp sonra kündeden atmak. Gözünü aç da sen bana bir bak. Ben senin itibarını. Sakıyı mahruyuna sıçayım, gülünün rengi huyuna sıçayım, mutribinin hayi huyuna sıçayım sagar Neşvedarını. Yoksa vazı hezarı demgerinin, gülistanda şüküfe yiterinin, bezmi sahpayı ruhperverinin, neşvesiyle humarını. Feleğin uğradımsa vartasına, sıçayım ağzının ta ortasına, bunu yazsın cihanda hartasına, kıtaat biharını. <laughs> diye, bir, diye bir şiiri. Ne, sahneyi ömrümden, nefsi emmareye hitabım. Nefsi emmareye hitabı. Bak şimdi size bir şiir okuyayım bak. bak. Şimdi bu adamın bu adamın büyüklüğünü bu şiirlerinde anlarsınız. Ulu tanrım akıl ermez sırrına. Bin bir ismi hakta pinhan edersin. İçirirsin sabrın peybanesini, hikmetini sonra ayan edersin. Gizlenirsin bir nüvenin içinde, Adem'in de, şeytanın da, cinin de. Her milletin ayrı ayrı dininde şirke küfre raybi bruhan edersin. Aşk olursun gönlümüzü yıkarsın, Leyla olur karşımıza çıkarsın. Rakip olur canımızı sıkarsın, vuslatını bize hicran edersin. Bozuktur düzenin olmazsın akort, tavşana kaç dersin tazıya aport. Haham papaz hoca ettikçe zart zort, alay eder güler isyan edersin sen indirdin yere şu dört kitabı, ayrı ayrı her birinin hesabı. Her bir dinin sensin putu mihrabı, yalanına kendin iman edersin. Zerdüşt olsun, olmuş, görünmüşsün ateşte. Brehmensin, Brehmenin vişnosusun güneşte. Bir parlayış parladın ki Kureyş'te, mahbubunu zatına şan edersin. Hem goncasın, hem bülbülsün, hem diken hem canansın hem de çileyi çeken. Hikmetine defineler açıkken, seyyah derviş olur selman edersin. Yok olmadan var olmanın yolu yok. Kendin gibi seni arayan pek çok. Hiç şaşırmaz kaderden attığın ok, sevdiğini aşka nişan edersin. Çiftçi olur öküzünü haylarsın. Ağa olur hizmetkarı paylarsın. Yersin, göksün, yıllar, günler, aylarsın asırları toplar bir an edersin. Görünürsün her velide, delide, Mustafa'da, Avram'da, Pandeli'de. Bir maymuncuk gibi her bir kilide hem uyarsın hem de bühtan edersin. Neşve olur gizlenirsin şarapta, helal haram yazılırsın kitapta. Sevdalarla şu inleyen rebapta sensin aşıklarını alan edersin. Zincir olur mecnunları bağlarsın, görür acır karşısında ağlarsın. Irmak olur dere tepe çağlarsın, tufan olur dehri viran edersin. Bir ot idin, kamış oldun, ney oldun? Feryadına karşılık hey hey oldun. Su, kök, filiz, asma, üzüm, mey oldun. Her katreni bana umman edersin. Çıban olur enselerde çıkarsın. Yanar canın yine kendin sıkarsın kendin yapar, kendin yakar yıkarsın. Sigortadan ne kar zarar edersin. Baymun olur ısırırsın kralı, hala Yunan can evinden yaralı. Yıldızını oyar sardı saralı, Venizelos musun devran edersin. <laughs> Bir de güncel siyaseti de gönderiyor. Bir iraden adam yapar eşeği, az olurken batar ona döşeyi, gazabındır şu felaket şimşeyi, her nereye çaksan suzan edersin. Çıkmayan bir candan ümit kesilmez, rahmetinden zerre bile eksilmez. Gözümüzü senden başkası silmez, güldürmeden önce kiryan edersin. Şımartırsın bir sonradan görmeyi, öğretirsin halka çorap örmeyi, o çalarken tam gözünden sürmeyi yakalarsın hapse ferman edersin. Zengin olur, kasaları kitlersin. Fakir düşer, garip başım bitlersin. Deri, kemik, beden bizi ciltlersin hicranlara canlı divan edersin. Lanetin mi şu şeyh İslam kapısı, yedi cehenneme bedel yapısı, zebanilerde mi bunun tapısı, bu çeteyi sen perişan edersin. <laughs> Mükemmel. Darül nedve midir şu darül hikme, savurdular birbirine çok tekme, kuyruğu sakattır pek hızlı çekme, eşeklerle bizi handan edersin. Kudururlar arpalıkla tritle. girişirler kafa, göz, yüz, divitle, geyirirler, anırırlar tecvitle, harfi meddi yular kolan edersin. Fitne için yeter İzmirli cüce. Hafız İsmail, İzmir İzmirli Hafız İsmail Efendi'yi söylüyor. <laughs> Yelken takar devedeki hör güce. Kürek çeker akıntıya her gece. Boklu dereye mi kaptan edersin? Nerede olsa başındadır belası. Haset fitne o firavnın musası cehil gurur vesaire cabası sakla domuzlara çoban edersin. Sana giren çıkan nedir bedürzü? Dersin bana hey Allah'ın öküzü. İçirirsin on dört bin okka düzü, beni bulutlara mihman edersin. Serserinim düştüm aşkın Nasıl girdin elimdeki şu neye? Hem seversin beni neyzenim diye, hem de sarhoş diye destan edersin. Aa işte bak sonda sonda mükemmel bitiriyor. Hem seversin beni neyzenim diye hem de sarhoş diye destan edersin. İşte budur. Neyzen Tevfik böyle bağlamıştı işte arkadaşlar. Neyzen Tevfik değil mi bu şiirin adı da? Bak mesela size bir hem de hatıramı da paylaşayım. Babam felç geçirmişti. Ondan sonra hastanede başında bekliyorum. Günlüğüme yazmıştım bu sıraları hafızamdan günlüğüme yazmıştım. Izdırabın sonu yok sanma bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir. Gün de geçer, dem de geçer. Kam karar eyleyemez. Handeyi hurrem de geçer. Devri şadi de geçer. Gussayı matem de geçer. Gece gündüz yok olur. Anı dem, adem de geçer. Bu tecelli hayat aşk ile büktü belimi. Çağlayan gözyaşımı yoksa ki hicran selimi. İnleyen sazı kazanın acaba bam telimi. Çevrilir desti kaderle bu şuunun filmi. Ney susar, mey dökülür, gül cem de geçer. İbret aldın okudunsa şu yaman dünyadan, nefsini kurtara gör masyadı mafihadan. Niyeti hilkati bul aşkı cihan aradan. Önü yoktan, sonu boktan, bu kuru davadan, utanır gayreti gufranla cehennem de geçer. Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne töre. Süremez hükmünü bunlar, yaşadıkça bu küre. Cahilin korku kokan defterini tanrı düre. Marifet mahkemesinde verilen hükme göre, cennet iflas eder, efsaneyi Adem de geçer. Serseri neyzenin aşkınla kulak ver sözüne. Girmemiştir bu avalim, bu bedayı gözüne. Cehridin kudreti baktırmadı kendi özüne pir olur sakıyı gül çehre bakılmaz yüzüne, hak olur piri mügan, sohbeti hemdem de, de geçer. Böyle bir şiir işte. Çok güzel, çok güzel şiir. Bak bir tane daha denk geldim. Şimdi güzel. Bana ne diye kafiyeli. Uzunca bir şiir ama sonunu okuyayım. Chatbum oldu ne? Aynen herkes de bir şey oldu. Neyse dur biraz şeyli muhatıralı bunu okumayalım şu bananeyi de. Olsun diye bir şiir var. Bak şimdi arkadaş nasıl olsun? Bu da size bir şey olsun. Hicran kucağında tuttuğum sırdaş, Çağlamış, bulanmış, durulmuş olsun. Sözüne sazına güven de yanaş, Kulağı ezelden vurulmuş olsun. Boş kafa gezdiren seyyahlar gibi, Keşkülün delik çıkmasın dibi, Ariften anlasın seçsin garibi, hakikat yolunda yorulmuş olsun. Taban tepmiş olan gam kervanında, dostunu konaklar tatlı canında, koçlar gibi duran pir meydanında, aslanlar yurdunda kurulmuş olsun. Gel dese de bakma nakes aşına, bir fırsat arar da kakar başına. Dostun namert, dehrin mihenk taşına, felaket pazarında vurulmuş olsun. Duysun aşkın elindeki rebabı, Okunsun alnında çile kitabı. Neyzen gibi günahının hesabı mezara girmeden sorulmuş olsun. Biraz da üstün başım parçalayacağım. <laughs> Canlı yayında üstün başım parçalayarak Neyzen tevfik şiirleri okuyarak üstün başım parçaladığım bir sekans yaşanacak birazdan. Yamansın her zaman aldattın beni hem düşürdün hem de kaldırdın felek. Mecdunsun diyerek Leyla peşinden ıssız vadilere saldırdım felek, Rehberi, rehbersin dedin, ben ise kördüm, elimle başıma çok çorap ördüm, kendimi unuttum, alemi gördüm, hesapsız günahlar aldırdım felek, bir devadır dedin, zehir tattırdın, gençliğin okunu boşa attırdın, körlerin yurdunda ayna sattırdın, çıkmaz sokaklara daldırdım felek, Uyuşmadı gönlüm merdile zenne, Ne bir iş bilenle ne boş gezenle. Hicran köşesinde bozuk düzenle. Neyzen'e her telden çaldırdım felek. Çok güzel ya. Bak 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 bak. Laflara bak. Şimdi neyzen küfür ediyor. Şiirleri şöyle böyle. Bak canana yazmış bu şiiri. Sevdalı akşamlar tekin değildir. Pek dolaşma gönül viranesinde. Gururlu güneşler boyun eğiltir şaka yoktur aşkın efsanesinde. Çok mutlu yıldızlar çıktı çığırdan, farkı yoktur aşıkların sağırdan. Önce dumanları başlar ağırdan, bir cezbeyi aşkın pervanesinde. İhtimal vermezsin, hem inanmazsın, ateşler sarmıştır, sen uyanmazsın. Mest olduktan sonra artık yanmazsın, gönlüm gibi hikmet peymanesinde. Taptığın mihraplar çöker bir anda, her şey olmuş bitmiş gibi meydanda, Tutuştu çeralar sevda devranda, Yanıyorum sazın teranesinde. Bir serseriyim ki dur aman bilmem, Kalbimden başka bir mekan bilmem, Gök kandil olmuşum asuman bilmem, Bu mavi gözlerin meyhanesinde, Karanlık zülfünü bir görmek için, Göz kanat oldum cin melek için, Bana yeter artık bu selik için, Hatıra telleri, dil şanesinde. Gönül rebabında olamaz düzen. Aşkım bu yıldızı yüzünden süzen. Buluşuruz yarın geceye neyzen. Cananın kalbinde, gam lanesinde. Allah'ım şey ne var ya üstüm. vay 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 vay. Bak ya dudağında yangın varmış dediler. Ha ezelden yayan koşarak geldim alev yanaklarını sarmış dediler. Sevda seli oldum, taşarak geldim. Kapılmışım aşk uğruna bir kere, katlanırım her cefaya her cevre, uğraya uğraya devirden devre, bütün kainatı aşarak geldim. Yapmak yıkmak senin bu gamlı ömrü, ben gönlümü sana verdim götürü, sana meftun olduğumdan ötürü, sarhoş oldum neyzen, coşarak geldim. Aşk şiiri de böyle olur abi. Bak şimdi bilir mesela. Bu hayata dair bak çok üzerinde e, düşünülecek şeydir bu bilir şiiri. Hakikat çıkmazı şu kahpe dünya. Bu çok kısa yoldan dönenler bilir. Bu yolun sırrıdır fırsatlar, sevda. Tutuşup parlayıp sörenler bilir. Aldana aldana gevredi dinim. Kalmadı düşmana feleye kinim. Doğruyu söylersem çarpar yeminim bu cengi pusuya sinenler bilir. Durma sor halini, hastanın sağın. Tabii ki solacak gülleri bağın. Hayatın içini kara toprağın üstünden altına inenler bilir. Geniştir ölçülmez hayalin çölü, karşımda her diri söylenen ölü. Çok güçtür geçmesi bu sakar gölü dümensiz gemiye binenler bilir. gibi 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 Dur bakayım. Türkiye çok kötü falan yazıyorlar. Hadi bak oradan da size bir şey okuyayım mesela. Hakkı Süha'ya yazmış. O günlerde demek ki Türkiye Düzelmeyen şu alemin işini ulu tanrım olan Nura bıraktım sabreyledim 40 yıl sıktım dişimi, gün görmeyi nefayı sura bıraktım. Sur çalacak ya kıyamet günü. <laughs> Avrupa'yı siyaseti planı, devletlerce uydurulan yalanı, İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı felek denen şu kambura bıraktım. Enver'ini, Topal'ını, Şaşı'yı, Sakallı'yı bizim Çeribaşı'yı, Malta'daki tavşanlara aşıyı vurmak için bir doktora bıraktım. <laughs> Terk ettim her bir mesleği, her dini. Bulamadım gamsız bir tek ferdini. Pardon. Tetkik ettim her mesleği, her dini. Bulamadım gamsız bir tek ferdini. Anlatmak için Siyonist'e derdimi Marco Paşa ile Tuğra bıraktım. <laughs> bir bir asrı doğururken bir gece. Güvenilmez bu feleğe zerrece. Bak tarihe saltanatlı bir nice Süleyman tahtını nura bıraktım. Buğra bıraktım. Çok krala çalkayınca eleyi, Hakim ettim kazmayı ile küreyi, Milyarlarca mehpareyi meleği, Mezar gibi bir çukura bıraktım. Kulak asmam gürültüye sese ben, Baktım kalbim ile pişe pese ben, Yeri göğü yapan mühendise ben, irfan adlı bir mezura bıraktım. Feylesofa kaptan etsem payiyi, Göremezler fırtınayı tipiyi, isper meçet zade ile kirpiyi, Mihran ile haça doğru bıraktım. <laughs> kirpi Refik alet. Felsef <laughs> Rıza tefik Dilencilik yetmez gibi eline Darül Hikme çıktı halkın haline. İstibrayı sürsün Frenk eline meseleyi bir kubura bıraktım. Yeni sahne zannetme ki bozuktur. Piyesine hırlayanlar buçuktur. ince midir, sancı mıdır, ne boktur? Kemiğini direktöre bıraktım. <laughs> Deli neyzen Al Mansur'u destine, terane ile selam yolla dostuna, matbuatın masasının üstüne seyyah iken kırık billur bıraktım. Bir de şeyi vardır. Efendim sensin. Bu da ithaççılara sallıyor Memleketi alt üst edip yıktılar. Bir takım pankuduz efendim sensin. Taşındılar, kaşındılar 13 yıl başı kıçı uyuz efendim sensin. Alim cahil handavallı külhani, sözüm buradan öte malta yarani. Hepsi de birbirinden yabani, domuz oğlu domuz efendim sensin. Nokta 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 sansürlü burası. Dedikleri boyalı, bir çakalmış ilmi turan masalı. Gelmemiştir cihan cihan olalı, böyle bir zırtapoz efendim sensin. Muhtemelen Enver'e söylüyor. Fikret Cemil gitti kim ne diyecek? Bu da sanat. Bence hangi hani yiyecek? Donumuz yok götümüze giyecek. Alayımız kokoz. Efendim sensin. Kemiği ölçmeden doğru tıkar mı? Zal olur istemi çocuk yıkar mı? Şahinle dünyada başa çıkar mı? Bir hımbılca horoz efendim sensin. O son imza bu lekeyi kapatmaz. Çingeneye filozofluk tapatmaz. Tapamaz. Siyaset sırrı turşu yapamaz. Bu çatlak kavanoz efendim sensin. Vardır bir keramet pir sillesinde, dervişlik taslarmış boş kellesinde. Satılır mı İslam Mahallesi'nde? Sümüklü salyangoz efendim sensin. Sıçradıkça sen bu daldan dala, seni gören sabman saf bir budala. Senin içindeki kin değil hava, bir şişecik gazoz efendim sensin. Ankara'nın cini seni çarpamaz. Bir kemikle it ağzını kapamaz. Korkma sen yaz. Hiçbir şeycik yapamaz. Dinsizi Afaroz, efendim sensin. Madam Miloviç'e bir doya doya sulanmışsın gördüm yüz değil kaya. Hıyarlık etme hiç doğranır mı ya? Kaymağa maydanoz efendim sensin. 13 yıl aç kaldım süründüm fakir. Hiçbir cemiyette olmadım esir. Cebinde iken etti namını tahkir. Aldığın kaparoz efendim sensin. Neyzeni bizenim çok etme orsa. Kaptansın, civanım belinde korsa, erler meydanında eksiğin varsa başında bir hotos, efendim sensin. <laughs> Ay Allah. <'ım. gülüyor> Şimdi dur bakayım. Şey Atatürkle ilgili var mı diyorsunuz? Atatürkle ilgili bakalım. Burada vardı. Türkiye birinci öğüt, ikinci öğüt, onlar uzundur. Mesela ne mutlu ehli aşka Türk ocağından ateş almak, o bahri vuslata canan ile üryan olup dalmak, bugün milli ibadettir binanın şekline bakmak, ne anlar bizdeki ulviyeti cevdet gibi ahmak, ocakta yan gelir her merdi akil ya Resulallah. <laughs> <laughs> herkese bir herkese salla o kadar uzun bir şiir ki Ev ev mı, ev kafa sallamış dur bakayım sallıyor abi adam bir şey Atatürk için güzel bir şiiri vardı bir Atatürk'ü bir yerde övüyor diye aklımda kalmış mesela 48 yılında susuzluk oluyor. Sık boğaz etti yine halkı susuzluk derdi. Biliriz yaz ayının şehri bunaltan huyunu. Boğar İstanbul'u toplarsa eğer valimiz, belediye kapısında dökülen yüz suyunu. <laughs> Pardon çayım geldi. Çayımı alayım. Pardon. Bugün böyle çok soft bir... Allah çay şey diktik her tarafa. Çok soft bir sohbet denizden üzerine. Şimdi birazdan Eşref'ten de okuruz. Eşref'te de çok matrak şeyler var. Ha İnönü'ye... <laughs> İnönüye var dedim. Şimdi İnönü'ye var <laughs> İnönü'ye de sallamış. Turuman ve Necmettin Sadak diye bir şiiri şey var mesela. Aklı geldi başına ama iş işten geçti. Böyle aksak yürüyüşler kabağı patlattı. Turuman bol keseden lütfu siyasisinden 10 dakika sadakayla sadaka atlattı. Kafayı millete tut çünkü yutar. Para etmez ele karşı bucaka. Bu işe ilmi siyaset derler. Yetişir o sadaka bu sadaka. Gazabınla şu harbi kıl da sebep. Taştaş taş üstünde kalmasın ya Arap. Kahrına alet et de in Anlasın ehli fesat son gününü. Ha bu iyiymiş. İnönü'ye övüyormuş pardon. Benim çok güldüğüm bir şey. Koraltan'a yazmış. Karşında koraltan duruyor işte paşam bak. Hala o eğilmez başı dimdiktir efendim. Bir ses ver atam şanlı izinden sana geldim. Bir ses duyulur kubbede has efendim. <gülüyor> <gülüyor> koraltan anıt kömüre gidiyor. Koraltan anıt kömüre gidiyor. <laughs> Karşında koraltan duruyor işte paşam bak. Hala o eğilmez başı dimdiktir efendim. Bir ses ver atam. Şanlı izinden sana geldim. Bir ses duyulur kubbede hassiktir efendim. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> İnsanlardan bıkmış Allah'a şey yapıyor. Kuru laflar ile endişemi ihlal etme. Kulaka asmaz davula dinleyen elbette kösü. Bu mudur ahseni takvim ile met heylediğin? Bu mu insan diye halk ettiğin eşek sürüsü? <laughs> Hitler'e yazmış. Şu 90 milyon Alman hikmetiyle, ilmü fenniyle, tasavvuf ıstılahınca fenafil Hitler olmuştur. Feragat tacının altında vahdet sırrı zahirdir. O yerlerde bugün sulhün perisi asker olmuştur. Şu yeni, şu yeni nazi nizamınca nasıldır bilmem. Bizde kıymet adamın servetidir, mangırıdır. Alman devleti hırsızlığı etmezse kabul o zaman bizlere işte bu rejim aykırıdır. <laughs> Şu yeni Nazi nizamınca bir daha okuyacağım. Nasıldır bilmem. Bizde kıymet adamın servetidir, mangırıdır. Alman devleti hırsızlığı etmezse kabul o zaman bizlere işte bu rejim aykırıdır. Abi eseri yanlış yazıldı diye ona bile şey söylüyor. Sokağa düşmüş olan bir iki parça eserim basılınca bana gönlüm suratı asmıştır. Bir tesadüf iki eşek geçiyormuş oradan. Birisi üstüne etmiş öteki basmıştır. Batumda gaz bulunuyor. Batumun benzeri oldu midem her nefeste boyuna gaz saçıyor. Tek elin nerede o gümrükçüleri gizlice taşralara mal kaçıyor. Kim demiş bizde bir demokrat idare yoktur? Ne demek? Olmasa elbet dışarıdan alırız. Sır edip karne usulüyle o gümrük malını kara borsaya verir, biz bize benzer kalırız. Abi müthiş ya. Şimdi tabi Talat Paşa Hazretlerine o kadar şey etmiyorum ama ona yazdığı bir şiir. Fırka parti diye halkın boğazından sıkarak milletin on senedir olmuş idi mengenesi, kazdığı cahı belaya yine kendi düştü, örsünü kıskacını siktiğimin çingenesi. <gülüyor> <gülüyor> Kel Ali, İstiklal Mahkemesi, bunu Talat ya yazmış. Bunu Talat Paşa yazmış. Neyzenden beyitler. Şey, İstiklal mahkemesinde kere daldan dala seken gönlüm serçemi yaktı beni kel Ali'nin perçemi. <laughs> Bunlar böyle şey müstakil beyitler. Ee, bir çukurdan gelerek girmedeyiz bir çukura. Önü zulmet, sonu zulmet, sikeyim gündüzünü. <laughs> Töber tövbesi ya. Bir tane var da okuyamam, o çok ağır. Ya tabii canım bunlar böyle şey müstakil şeyleri. Ama dediğim gibi yani nezlenin iki yüzü var. İki yüzü var. Nezlenin bir tarafı böyle bir esprili, şakalı bir hicivci. Bir tarafı da böyle derinlemesine bir tasavvuf ve maneviyat insanı. Arkadaşlar onu okuyamam. O çok ağır. Onu siz de anlamazsınız ne olduğunu. Mühtane edersiniz. Şey göstereyim. Fikret Mualla'nın çizdiği Neyzen Tevfik görseli. görünüyor değil mi? Kemal Paşa genellikle olumlu şeyler yazmıştır. Bir şey vardır bir tane Yahya Kemal'e yazdığı var da onu bakayım bulabilecek miyim? Yok bulamazsın. O müstakil beyitleri arasında var. Ulu Tanrım, ölüm müsün diri mi diye başlıyor. Şimdi bir saniye şu şeyi bulayım dedim ama Neyse. Peki. Peki bunlar Neizend'dendi. Neizend'dendi. Bunlar böyle güzel. Bir tane daha bir şokayım şey mı? Deli gönül neyi özler durursun, acınacak dostun cananın mı var? Dünya yansa yorganın yok içinde, harap olmuş evin dükkanın mı var? Hatır gönül bulamazsın birinde, dama dedi dişisinde erinde, vatan dedikleri yangın yerinde, insanlığa hala imanın mı var? Nene yetmez senin şu kuru kaval, pir aşkına sıkıldıkça durma çal, Malta'daki kurnazlardan ibret al, paran mı var, bağın bostanın mı var? Sana bunu okudum da bir daha şey. Sana giren çıkan nedir be dürüzü? Be Allah'ın numunelik öküzü. Ben mi yuttum 14 bin okka düzü? Bekri Mustafa'dan fermanı mı var? Ne uymazsın zamaniye be domuz? 40 senedir sansür burası bir şey yazmıyor. Ne verdin omuz? Nazır olmuş desem sana ıstakoz. Red edecek kılıç kalkanın mı var? Çünkü neden? Dalyanın yok, ağın yok. Bir tek hamsi kızartacak yağın yok. Ocağın yok, dalın yok, bu dağın yok. Yoksa gökalp gibi turanın mı var? <laughs> Uyanmadın gitti dalgın uykudan. Sana ne be alemdeki kaygudan? Den vurursun siyasetten duygudan. Beynel milel bir imtihanın mı var? Feylesofum dedi, herif pap çıktı. Nazır oldu, saman sattı, sap çıktı. Reçete şurup yazdı, hap çıktı. Yutmayacak yoksa ayağının mı var? İsper meçet zade. Ali Bah, işte, ...Dahiliye Nazır Ali Kemal'i söylüyor... ...Kirpi, Refik Halit Karay... ...Pehlivan, Kadri Bey... ...Yanaşması o bayraklı kahraman... ...Sadrazamlar içinde en düz taban... ...Damat verdi kastediyor... ...İmzacılar Başı Mervan'ın mı var... ...Çalnay'ını Ferahnak'ta... ...Verna karar... ...Affedersiniz, Sikin Nazır... ...Taşaklar'ın müsteşar... <laughs> ...Kumda oyna, çöp batmasın aşikar... ...Düşünecek senin zamanın mı var... Kendi cihanında bak sen keyfine, kulak asma halkın hayfa hayfine, tamburuna kemanına define, sen de katıl neyden oksanın mı var? Şu kırk yıldır senin darağın alındı, suratına yüz bin kara çalındı, nasıl olsa şu bokluğa dalındı, neyzenden büyük isyanın mı var? <laughs> Hay Allah ya Rabb'im ya. Evet. Evet yani bir Türk diyojeninden. Evet evet bulmuşsunuz. Bir Türk diyojeninden size şeyler okuduk. Onun da hocası, bunu gösterdik. Onun da hocası Şair Eşref'tir. Şair Eşref'tir. Burada da çok güzel bir derlemesi var. Dergah yayınları bastı bunu. Şair Eşref'in bütün şiirlerini burada bulabilirsiniz. Şimdi burada tabii şeyler yapayım mesela meclisle ilgili şakaları vardır uzun. Ama Abdülhamit'le ilgili olanlarını şey yapalım. Özellikle çünkü Abdülhamit döneminde Deccal şiiri onun çok meşhurdur. Bakalım bir saniye. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Şiir olarak yani hiciv şiiri olarak çok daha aslında da parlaktır ha. Şimdi mesela şey ölüyor, Namık Kemal ölüyor. Ebu'l-Ekrem Kemal'in rıhletinde Hazreti Hayder şarabı Kevseri merhumu attırdıkça attırdı. Kızıl Sultan anın türbe inşa eylediği sanma yine avdet eder havfıyla mermerle kapattırdı. Yani bir daha kalkmasın diye. Namık Kemal onu şeyle kapattı. Dur bakayım. Yine Namık Kemal yazmış. şeyh Ali Himem Namık Kemal'in bilmedi kadrin. Diyenler nefsini ifriti istibdada kaptırdı. Hayatında küçük bir hane ihsan etmedi ama vefatında anın için muhteşem bir türbe yaptırdı. Şeyi, padişahı eleştiriyor şey uzunca aslında e, meşhur bir şiiri vardır ya. Görüp ahkamı asrı, münharif sıtkı selametten çekildik izzetü ikbal ile babı hükümetten diye başlayan şiiri vardır e, Namık Kemal'in. Ona şey yazıyor, nazire yazıyor. Ama felaket bir naziredir. Bakın onu bulursanız onu okuyun. Yine bir kıtasını okuyayım. Hamidi saniyim ki kadrimi bilsin zaman sonra. Hıyarı devleti ayara oğdurdukça oğdurdum büyüklük eyleyip ez cümle bir mithat gibi şahsı mücerret bir şehit etmek için Taif'te boğdurdum. Mesela yine kıtalarından şey yapalım. Söz torbaya girmez derlerdi. Şimdi fonograf kutularına giriyor. Laftan gümrük alınmaz derlerdi. Şimdi kıta yatiyeye dikkat diyor. Şimdi bak bir şey yazıyor şimdi hem sözü hem fikri nasın kontrol altındadır. Kimseler Türkiye'de bu hale mani olmuyor. Eskiden derlerdi gümrük, derlerdi kim gümrük alınmaz laftan, şimdi sansür yüzde yüz gümrükle kâni olmuyor. Bak demek ki ne günler yaşamış Türkiye. Hem sözü hem fikri nasın yani halkın kontrol altındadır. Kimseler Türkiye'de bu hale mani olmuyor. Eskiden derlerdi kim gümrük alınmaz laftan, şimdi sansür yüzde gümrükle kani olmuyor. Demek ki o öyle günler yaşamış Türkiye. Allah'tan bugün öyle değil. Ee, bir evet. Kör kader sahikimiz oldukça atlı girsek hana harlı çıkarız. Bizde oldukça bu bahtın asaz. Hızır'ı görsek de zararlı çıkarız. Dur <laughs> bakayım böyle bunlardan böyle şey yapmak lazım. Ee, mesela mesela mesela. Ya yani kıta bakımından hem Eşref'in kıtaları daha fazladır hem de daha sanatlıdır. Mesela benim şu masamda bir tane kıtası var. Ona bayılırım birazdan okurum onu. Ee, röv 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 röv. Ensesi kurtulmadı gitti tokattan milletin. Bizdeki ense değil güya kırılmaz alçıdır. Yok hafiye jurnalinden korku amma neyleyim şimdi evrakı havadis neşeden jurnalcıdır. Yine mesela bak şapkadan bahsetmiş. Beyti atide olan saltanata serfuru etse becadır taçlar. Fes nedir? Şapka nedir Adem için? Natürel başta dururken saçlar. <laughs> Böyle bir de şeyleri de kullanıyor. Yani güncel kelimeleri de kullanıyor. Mesela hürriyet ilan edildiği zaman Abdülhamid'in şimdi diyor ki öyle sermesti meyi hürriyet olduğu memleket her taraf mahşer gibi bir velvele halindedir. Hazreti Allah hayretsin hemen encamını sallanır la yenkati bir zelzele halindedir. Peki o zaman küfürlü bir tane okuyayım. Ama ondan önce şunu okuyayım. Gitse Azrail layıktır dese Allah'a kim? hastalarda şürri şe, semmiyat ile diş kalmadı. Fahri alem aşkına artık tekaüd et beni. Çünkü doktorlar çoğaldı bence bir iş kalmadı. <laughs> o zaman da doktorlar sürekli öldürüyor şey, şeyleri, hastaları. <laughs> Azrail diyor Allah'a şöyle dese layıktır. Fahri alem aşkına artık tekaüt et beni. Çünkü doktorlar çoğaldı bence bir iş kalmadı. <laughs> Bak Ömer Güler'in yazdığı güzel. Vakti istibdadda söz söylemek memnun idi ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı. Devri hürriyetteyiz şimdi değiştiği kaide. Söyletirler evvela sonra sikerler ananı. <laughs> Öyle bir şiiri var. İhtiyarız yaşlanmış. Başında okuyalım. İzmir'de 3. Kordon'da bir de Şair Eşref'in şiirlerinde şöyle bir şey vardır. Öncesinde bir fıkra bir hikaye anlatılır genelde. Çünkü onun çıkardığı dergiler var. Ben onların şeylerini hep buldum. Ee... Yani taranmış şeylerini buldum. Bazılarının orijinallerini de aldım şeylerin. Şair Eşref'in yazdıklarının. Ondan sonra şimdi diyor ki İzmir'de 3. kordonda Frank, Franklerin Dam Paris, Türklerin Gam Pazarı tesmiye ettiği bir yer vardır. Bir gece Sadrık Sabık Kamil Paşa Hazretlerinin damadı İzmir Hastane-i hastane Askerisi Sertabi bir Faik Paşa ile oraya gitmiştik. O gece Fransa İnkılabı Kebiri'ne müsadif olan Ruzi Firuz'un Gecesi olmakla her taraf hınca hınç doluydu. Madame Abud'un hanesi karşısındaki gazinoda iğne atılsa yere düşmeyecek kavli meşhuruna masadak idi. Benimle Hazreti Paşa için birer sandalye alarak iki kapının kanadına oturmaktan başka çare yoktu. Paşa aman Eşref şu halimizi bir tasvir et demişti. Fakir de kıtayı atiyeyi söylemişti. Şimdi Fransızların Fransız devriminin kutlandığı bir gece İzmir'de. Frank Mahallesi'nde çok kutlamalar oluyor. Bunlar da akşam bir iki tek atalım diye meyhane diye şey gidiyorlar. Damdö Paris'e gidiyorlar. Dame, de, Paris e gidiyorlar. Dame de, Paris e de yer bulamıyorlar. Türkler de oraya Dame de Paris diyemiyorlar. Gam pazarı diyorlar. Gam pazarı diyorlar. Şimdi bir türlü yer bulamadık diyor. En sonunda paşa da şey de diyor. Yani şu halimizi bir tasvir et. İhtiyarız. Kordona çıkmakla yüz kalmadı. Salihur'da bir uşaktan farkımız yoktur bizim. Girmeyiz meyhaneye, babında nevbet bekleriz. Am pazarında taşaktan farkımız yoktur bizim. <laughs> Bayılacağım gülmekten. Yani kapısına kadar geldik içeriye giremedik diyor. Tekrar tekrar söyleyeceğim burayı. İhtiyarız kordona çıkmaklığa yüz kalmadı. Salih bir uşaktan farkımız yoktur bizim. Girmeyiz meyhaneye babında nevbet bekleriz. An pazarında taşaktan farkımız yoktur biz. <laughs> <laughs> Tabii bundan arkadaşlar ben etmiyorum bu küfürleri. Bu Şair Eşref'in ve Neyze'nin küfürleridir. Evet, evet. Yine bakalım. şeyler de var böyle biraz dur bakalım bunları. yine yine böyle sansürlü bir şeyler de bulalım aslında bunu böyle şey yapmak da lazım senin vakti istibdada buldum mesela bak vakti istibdada denk geldim Rahmi maderden beri bir aşıkı hürriyetim. Doğduğum günden beri müştak-ı meşrutiyetim. Öyle 10 Temmuz'dan sonra girenlerden değil, hak bilir ki ben kadimen dahili cemiyetim. Şimdi bu cemiyete dahil yani İttihat it Terakkiye ve işte o devrimci cemiyete dahil olanlar 10 Temmuz. Devrimden sonra herkes onun içine girmeye çalışıyor. Ona laf dokunduruyor. Vakti hürriyette hayret dendi namın mürteci. Bir zaman yanımda istibdada derken düşmenim. Mutlaka bir sehve mebnidir bu mahkumiyetin. Nefye sen layık değilsin çünkü ispatım benim. Arkadaşını korumak için yazmış bunu. Adamı Hayret Efendi'yi şey yapmışlar. Mülteci deyip sürmüşler hürriyetten sonra. Çok küfürlü ya. Neyse bunu geçiyorum. Bir de şey vardır. Yani çok bunları aslında seçmek lazım bunları da. Yani seçip size böyle sırayla okumak lazım. Bak saçma sapan mesela. Sürekli bir oradan buraya tayin ediliyor. Bunun üzerine şey yazmış. Ha, Hasan Üçlü şey yazmış. Pardon. Çayre Şerif'le geçen şeyler. Dur bakayım. Çayre Şerif'in mi yoksa bu? Ha Çayre Şerif'in. Ermeni'ye sürüyorlar bunu. Yıkmaya pek çok çalıştığı ruzigar. Etti Mevlana himayet yıkmadı, iftihar etsin vücudumle vatan, Ermenekten ben gibi kel çıkmadı. <laughs> Gurbet elde bir temaşa etse cananım benim, cismimi bir hançeri hicranı bin bölmüş sanır, çol kadar oldu vücudum ki zayıf inatüvan, gelse Azrail de görse eskiden ölmüş sanır. bin rica ile alır bir aylık sen dahi olma zavallıya adu gözetin yek diyeri esnafça rüştükel sen dahi körsün yahu kevser içeriz humar yoktur sakilere iftikar yoktur sen içmeye tövbe ettin ama ukbada da inhisar yoktur <laughs> Allah'ım yarabbim. Mesela mesela mesela. Neyse tamam yeter dur daha da çok var da bunlardan seçmek lazım. Ben böyle saatlerce sessizce şiir okusam mı? Orada öyle yazıyor ben okudum. Ayrıca burada böyle yazıyor ben şey yapmıyorum ben okumuyorum. Neyse efendim. Evet. Evet. Yeterli. Yeterli. Ama hakikaten yani bu adamları bol bol okumak lazım. Son olarak size şunu göstereyim. Şunu göstereyim. Müktezayı hükmü kanunu tabiat böyledir. Düşmek üzere yıldırım ekser mualla ta karar. Çok mu namerdin felekten rehayap olması? Herkese gelmez bela, erbabı istihka karar. Sloganımız budur. Şöyle tutayım. Böyle dur görünsün. Yani diyor ki tabiatın kanunu şudur. Herkese gelme şey yıldırım düşmek için yüksek bir yer arar. Çok mu böyle namert insanların bu dünyadan rehayap olması, rahatlık bulması? Mert insanların geride kalmasını çok görme. Çünkü herkese gitmez bela. Erbabı istika karar. Bela bile hak eden insana. Daha doğrusu öyle mertlere gider. Herkese gitmez bela. Boş ver üzülme bu kadar başına bela geldiğine diyor. Çok böyle beni teselli etmiş bir şiirdir bu. Diyelim efendim. 1 saat 42 dakikadır ne yaptığımı bilmediğim bir yayınla yine karşınızdayım. <laughs> bu kanal böyle arkadaşlar. Hop devrildi. Kesiti bilmiyorum. Gelmeyebilir YouTube'a çok küfürlü. Karmaize biçlememiş de tam tersi. Yani boş ver bela geliyorsa bize gelir diyor. Bizim gibi mertlere gelir, adamlara gelir diyor. Sıkıntı yapma diyor. Şimdi bak mesela hemen karşımda da bir kıta daha var. Daha da su beyit var. Ziya Paşa'nın o da. Rızkına kani olan gerdüğüne minnet eylemez. Alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan böyle bir böyle kendimi teşvik hani şey var ya böyle hani olumlu düşünebilen de enerji bunlar da işte bizim bize enerji veren şiirler bunlar. Onu biliyor musunuz siz bu şiirin tamamını? Dur bakayım. Bu gece bu gece eski şiir gecesi. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. Bilmez insan kadrini, alemde insan olmayan. Zülfüne dil vermeyen, bilmez gönül ahvalini. Anlamaz hali perişanı, perişan olmayan. Rızkına kani olan gerduğuna minnet eylemez. Alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan. Kim ki korkmaz haktan, ondan korkar erbab-ı okul. Her ne isterse yapar haktan hırasan olmayan. İtiraz eylerse bir nadan hamuş olur. Çünkü bilmez kadri güftarın sühendan olmayan. Siyah Paşa da var ya. Bam 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 yani. Siyah Paşa da şeydir yani. Onun şiirleri de çok iyidir. Yani şimdi öyle görünüyor, Hani onun böyle çok atasözlüğüne dönüşmüş şeyleri vardır. Şiirleri vardır Ziya Paşa'nın. Mesela Renci'de olur Dide-i Huffaş Ziya'dan. Yani şey diyor yarasalar nasıl aydınlıktan rencide olursa yarasaların gözleri benim düşmanım da benden o, yüzden rahatsız oluyorlar diyor. Kastamonu Türk galibi okuyayım da kanal kapansın yani şimdi. Cümlem huzur hayvanların başıdır sivrisinek. <laughs> Kastamonu Türk galibi okunmaz şimdi burada. <laughs> Onun biraz sivrisineğini okuyabiliriz. Kastamonu'lu Türk Galip. Kezban da var. Buna mı kastı bunu şivesinden okuyucun? Yaz günü insana can yoldaşıdır sivrisinek. Muzur hayvanların hep başıdır sivrisinek. Gövdem dişle yüşü hem acıdır hem kabarır. Say ki kuy kuyruk urunun kardeşidir sivrisinek. Uflazenme zemme sese ağzında avı var dalasa, cılk uyuz delni ne murdar kaşıdır sivrisinek. Heç urulmaz gece eğlendiririz hazlar çalarak. Kayfelerde garibin haldaşıdır sivrisinek. Dünün dilleşiriz köyde bununla galip, yaz günü insana can yoldaşıdır sivrisinek. <laughs> çok, çok güzel ya. Cinlendi teres ayı gibi ama böğürdü. bir de o vardı. Bir bakayım. Müteyyebat-ı Türkiye. Dur onu bulabilirsem. Cinlendi teres ayı gibi ama böğürdü. Ozan Hoca paylaşmış mı acaba? Bakayım. <laughs> Bu neymiş? Dur bakalım. Bir de şey var. Yaz geldi şükür bak yine çillendi höyükler. Yaz geldi şükür yine çillendi höyükler. fik fik ötüşürler uçuşurlar ibibükler bükler. At eşeğe eşek ata karman karış oldu. Gök gübbe gümlet ne gümlet dire yür dağda külükler. Sesle yüc ne sesle yüc gez can kulağıyla ne koyaktır. Can koymadı gövdemde davullarla düdükler. Kar kurduna benzer soğuğu eslemez mi? Kışta otururlar çatır altında yörükler. Ayan çağırınca hele bir varmada korbak, halta dakarak boynuna it denli sürükler. Kundak bura kurda araya ayan a ahep, yanguncu gibi sonra döner hem de körükler. Varsın yemesin nideli galip karamanca, ağzın dadını hiç ne bilir öyle hödükler. Yani işin komik tarafı şu, bu adam öyle bir adam değil. Yani o şiviyi o kadar iyi taklit etmiş ki. Kastamonu ablamı okudum ben Zerebiş Hanım çünkü yani şey kadın okudukça rengi değişti unutamıyorum. <laughs> Tabii canım o şey biliyor yani. Yo bak Nadan'ı terk bak bu bir şeyi bitirelim mi? Nadan'ı terk etmedin olayını bitirelim mi? Nadan'ı terk etmedin yaranı arzularsın. Bitirelim mi o işi? Çünkü şöyle bir şey. Ya tamam orada diyorum ki. Onu kim okuyordu? Davutoğlu mu? Şey mi okuyordu? Tayyip Bey mi okuyordu? Biri okuyordu onu. Orada ya hani diye uzatınca bir tuhaf oldu. Millet onu çok sarakaya aldı ama o şiir güzel şiirdir. Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın. Dur şunu geçelim. Hayvanı sen geçmedin, insanı arzularsın. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Nefsini sen bilmedin, Sübhan'ı arzularsın. Sen bu evin kapısın, henüz bulup açmadın. İçindeki kenzi bi payanı arzularsın. Taşla üfürmek ile yalunlanır mı ocak? Yönün hakka dönmedin, ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış benlik günahı seni. Günahını bilmeden gufranı arzularsın. Cevizin yeşil kabını yemekle tat bulunmaz. Zahir ile ey fakih Kur'an'ı arzularsın. Şarabı sen içmedin, sarhoşu mest olmadın. Nice hak emrine fermanı arzularsın. Gurbetliğe düşmedin, mihnete sataşmadın, kebab olup pişmedin, dünyanı arzularsın. Yabandasın evin yok, bir yanmış ocağın yok, ısız dağın başında mihmanı arzularsın. Ben bağ ile bostanı gezdim hıyar bulmadım. Sen söğüt ağacında rummanı arzularsın. Başsız kabak gibi bir tekelleme söz ile Yunus Niyazi irfanı arzularsın. Çok güzel şiir ve esprili. Yani Niyazi Mısri'nin yanında tasavvuf manyetli bir şey ama çok güzel esprili bir yandan yani. Orada yani şeyi de doğru kullandı aslında. Evet yaran burada, dostlar burada. Anlamında doğru kullandı aslında. Aa onun sonu şeymiş. Artık yeter. Artık yeter. Daha fazla küfürlü şiir şey okumak istemiyorum. Yoruldum. Yani biraz daha küfür Bu şey iyice işte Erşan Kuneri gibi bir şey olacağız. Bardakçı'nın meşhur eserinden. O şey mi? O e, tam Osmanlı'da şey mi? Evet efendim. Hadi başka bir mevzu atın ya.